Valla söylediklerini uzun uzun düşündüm. Madem başka yolu yok, Adem şirkette olacak, o zaman kendi payımın kontrolünü garibe devredeceğim. Ne? Gel bakalım, mutfaktakilere gösterelim onları. Benim gerçekten hepinizden daha makul ve mantıklı bir fikrim var. Bence gelin Nurgül ablaları verelim isteği. Ha? Ne madem hak edecek birini arıyoruz, bize evlerini açtılar. Kim daha fazla hak ediyor, Adem mi? Ne özveride bulundu Adem? Ya da hiç bunu da kabul etmiyorsanız, halka açalım şirkete. Adına Geldal Turizm koyalım. Bitti gitti, tamam. Bu nereden çıktı anne? Ben cezalandırılacak bir şey mi yaptım? Ne cezası? Adem şartsa garip de şart. Hem o benden çok daha iyi onun ensesinde olur. Ha biz olamayız çünkü. Sizin daha başlamadan birbirinizden haberiniz yok. Başımıza ne geldiyse sizin fikir ayrılıklarınızdan geldi. Kusura bakmayın. Anne özür dilerim ama böyle bir şey olmaz. Mümkün değil. Bak bu fikir ayrılığı falan filan da değil. Tamam ya tamam, Adem olmasın. Adem istemiyorsanız olmasın. Var mı başka parlak fikriniz? Buyurun, dinliyorum. Buyurun. Benim aklıma gelen en parlak fikir bu. Sen de sakin düşünürsen bunun neden elzem olduğunu anlayacaksın zaten. Eğer Adem varsa garip de olacak, bu kadar. Yok, istemiyorum diyorsanız beni katmazsınız. Aranızdan silersiniz, siz bilirsiniz. Kayıtta mısın? Evet. Ay başıya kaçmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdada vaz mı geçecek? Gönül bu sevdada vaz mı geçecek? Bana ettiklerin az mı gelecek? Yandır Allah yandır, şaşırtma beni. Gönül bu sevdada alır mı beni? Allah ne verdiyse. Ben elma istemiyorum. Tamam tatlım, sen yemezsin arkadaşına versin. Kavga mı çıkacak içeride? Yok, hayır. Öyle bir şey olmayacak. Konuşarak halledecekler şimdi. Her şeyi halledebilirler konuşarak, sen merak etme. Senin yüzünde ne oluyor? Bir şey yok yenge ya, düştüm. Ya öyle bir düşmüş ki dayak yemiş gibi değil mi? Vallahi öyle tam gözüküyor. Ders. Geçmiş olsun, ne diyeyim? Yakışıklıyı kim götürüyor okula? Tabii ki Bursa'nın en iyi araba kullanan amcası Mustafa amcası. Hadi bakalım. Hadi, hadi eyvallah. Hadi. Allah senin açıklığı versin. Hadi kuzum. Ay abla, vallahi bambaşka bir kadın bu ya. Ben bu zor zamanlarda bir kere daha emin oldum ki bu kız melek. Bildiğin melek. Abla bu kız melek de biz bu şeytandan ne zaman kurtulacağız? Bir kurtulamadık şu adamdan ya. Pis ya. Yok, siz yine öyle demeyin. Günahtır da kurtulamadık. Aklıma geldikçe böyle fıttırıyorum böyle. Aklıma geldikçe böyle. Yakadan düşmüyor bu. Bitmedi. Bitmez. Nasıl geliyoruz ya? Ya gerçekten inanamıyorum bu noktaya getirdiğine. Acaba annen dinlesin. Hayatım lütfen şu an değil. Lütfen. Hadi gel çıkalım biz. Garip Bey, günaydın. Bizim biraz acelemiz var, biz hemen gidiyoruz. Görüşürüz sonra. Günaydın. Günaydın. Günaydın, görüşürüz.
Esma Hanım da haklı şimdi abla. Ya bir daha başlarsa bu kabus? Ay vallahi ben bu sefer kaldıramam. Vallahi tam sular duruldu derken. Ben de anlamadım ki bu işi. Ay abla. Hani böyle bir tane bir oyun var. Böyle bir kafası çıkıyor. Böyle bir çat vuruyorsun. Sonra pat bir yerden çıkıyor. Böyle şey yapıyorsun. Ay aynı ona döndü Adem. Yemin ediyorum ya. Ha buyurun hanım. Sen bana bir yeşil çay yapıver. Yasemin'le ben bahçede olacağım Nurgül. Hemen. Akşama da domates çorbası yapalım. Patlıcanlı lazanya Emir seviyor. Sever. Ondan sonra tahinli kabak tatlısı. Tabii. Hemen. Esma. Yanına yapılacakları biliyorsun sen zaten. Biliyorum ben, biliyorum. Siz şey yapmayın, dert etmeyin. O zaman ben çayı yapayım biraz ama rahatlasın anam, anam. Sanki ben Adem diye ölüyorum ya. Canım pahasına koruyorum ben sanki Adem'i. Allah Allah. Kalkmış bir de önüme garibi sürüyor. Ne yapayım ben? Ne yapayım yani? Allah bana, ben sana mı diyeyim? Bu kadar büyük bir meblağı nasıl ödeyeceğiz biz? Bir tanesi kalkıp fikrini söylüyor mu? Yeni bir fikir üretiyor mu? Yok. Ancak bak konuş. Bütün kontrol bende ya. Bütün kontrol bende. Şartları ben belirliyorum. Daha ne istiyorsunuz? Garip kim Allah aşkına ya? Garip kim? Garip kim? Ben garibin yaptığını yapamıyor muyum? Allah Allah. Ben bir daha bu adamın tongasına düşer miyim? Düşmem. Zaten ben düşmedim ki. Fikret düştü. Sağ çeker misin Faruk? İyi ki bir iş halletti. Hemen milli kahraman oldu. Sen tamam işleri hallettin de bu adamı zamanında kim çıkarttı karşımıza? Sağ çeker misin Faruk? Hayatım geç kalıyorum. Ne sağ? Sağ çek Faruk. Sağ çek, şuraya çek. Çek. Hı. Ne oluyor Süreyya? Hı. Süreyya ne oluyor Allah aşkına? Hadi gel. Hayatım iyi misin sen? Merhaba. 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 Hayatım. Hayatım gerçekten geç kalıyorum. Hatırladın mı burayı? Neyi? Sevgilim. Sen beni buraya çok zor bir günde getirmiştin. Sevgililer günüydü. Evet çok sinirliyim ama karımı üzmeye asla değmez demiştin. Hatırladın mı? Benim anları yakalayan bir kocam vardı. Bak hayatım bu gerçekten de o kadar kolay değil. Hiçbiri kolay değildi. Buraya kadar gelmenin hiçbir aşaması kolay değildi Faruk. Daha düne kadar ne yapacağımız belli değildi. Arazinin ne olacağı belli değildi. Sığıntı gibi başka birinin evinde yaşıyorduk. Şimdi evimiz var. Bursa'ya döndük. Her şey yoluna giriyor. Yavaş yavaş ama giriyor. Sağlıklıyız, huzurluyuz. Hep beraberiz. Acaba bir an durup, sadece bir an durup bir nefes alıp şu anın tadını çıkarabilir miyiz? Şu anı milat seçelim. Şu an hayatımızın geri kalanının ilk anı olsun, tamam mı? Sen böyle bir enerjiyle gidemezsin şirkete. Böyle mi gireceksin kapıdan? Hayır. Sıfırlan. Bir tadını çıkart. Bir hoş geldik demeyelim mi kendimize ya? Hadi gel. Ya şu sesin güzelliğine bakar mısın? İşte ben sana geldim, bir adım attım. Sen ne yapıyorsun? Al işte. Daha Adem'i sindiremeden bir de garip çıktı başımıza. İyi mi oldu şimdi yani? Ondan sonra Fikret delirme.
yani bilemiyorum ben de ne diyeceğimi Fikret. Yani durum böyleyse o halde alternatif başka bir çözüm yolu bulacağız biz de. Ne yapalım? Of! Of! Hakikaten of! Dur bakayım. Bu farın arabası değil mi? Ne işleri var ki burada? Bir şey mi oldu acaba? Süreyya. Abi misin? Hoş geldiniz. Şş, anda kal, anda kal. Ne, nerede anlamadım. Bakalım. Bak şimdi ne diyor? Nefes al. Nefes al, sakin ol. Abicim bak. Daha şirket kurulmadan zaten ortalık birbirine girdi. Hadi. Oğlum dert bitmiyor. Derdi veren dermanını da veriyor. Biz her problemde böyle boğaz boğaza gelmemiz bizim çok manasız ya. Bugün ilk gününüz. Biraz sakinleşip gitsek şöyle sakin sakin. Haklı. Oğlum biz neleri aştık? Bu da aşacağız. Hep beraber. Birlikte. Arabam ya da öyle orta yere bıraktık biz. Yolun ortasına. Gidelim. Evet, bence hem abi Akif de şimdi biz gelmeyince biliyorsun ortalığı birbirine katar. Hadi istiyorsan yavaştan şey yapalım ha? Abi. Sadece 5 dakika. 5 dakika güzel şeyleri düşünelim. Görün bakın bugün ne kadar güzel bir gün olacak. 5 dakika. Gülme geldi bile. Şey içmediniz değil mi? Bak doğru söyle. Şimdi anladım. Çocuklar neden öyle sabahleyin cin çarpmış gibiydiler? Hayatım. Sen bu çocukların garipten nefret etmeleri için özel bir program mı uyguluyorsun acaba? Ya benim bu şirketle ne alakam var? Yani sen ne zaman bir sorunla karşılaşsan ceza olarak beni öne sürüyorsun. Sonra da bunların bana ısınmasını bekliyoruz. Olacak şey mi canım? Yani bu şartlarda bunlar benim şu kapıdan girmeme izin veriyorlarsa yine de şükürler olsun yani. Ne cezası canım? Ne cezası? Onlar bunca haltı yerlerken ben gıkımı çıkarttım mı? Ben öfkeyle karşılık vermiyorum. Onların yanında onları denetleyecek, Adem'in aklını baştan okuyacak, bütün manevralarını baştan görebilecek birisi lazım. Faruk'un her şeye yetişmesi mümkün değil. Fikret dersen zaten sağ solu belli değil. Ki Adem onun bütün kodlarını şimdiden çözmüş. Ben dersen bir yere kadarım. Yani bir imzayım ben. Bu durumda bir imza zaten yetmez. Ayrıca da ben o adama resmi çektim. Sen de biliyorsun. Tükürdüğümü yalamam. İyi de Faruk yeterince zeki bir insan. Öyle değil mi? Ha? Bu Adem'e pabuç bırakacak biri değil yani. Biz nereden biliyoruz? Bu Adem'in böyle iyi görünerek yine başka bir şeylerin peşinde olmadığını, elimizdeki son çıkışı elimizden almak için başka manevraların peşinde olmadığını. Böyle iyi görünürse o Dilara'yı yumuşatır. Dilara da gider Süreyya'yı yumuşatır. Süreyya zaten kin tutmaz. O da gider Faruk'u yumuşatır. Benim çocuklarımın aklı da kalbi de o Adem'in kötülüklerine yetmez garip, yetmez. Eğer benim gözüm onların üzerinde olacaksa, bu sadece seninle olur. Yoksa ben işlerden yıllardır uzağım. Ben ne anlarım?
Bak, eğer iyi olacaklarsa bırak bizden nefret etsinler. Umurumda değil. Ne düşündükleri umurumda değil. Lütfen garip yardım et. Ederim hayatım, ederim. Tabii ki ederim. Uzaktan bile yardım ederim. Ama lütfen sen de beni anla. Hazmedemiyorum, hazmedemiyorum. Ben oğlumun hayatını ona borçluyum diye onu ben bir kere affettim. Hayatımı aldım, evimi aldım, ailemi aldım. Ona her baktığımda hayatımı nasıl heba ettiğimi gördüğüm halde. Fevzi'nin ihanet vesikası olduğu halde. Senden kalan broşu taktım diye ben kendimi yedim, bitirdim, ihanet ediyorum diye. Kalbimi veremedim diye ben Fevzi'ye ömrümü verdim. Tek minnet borcum, tek vicdan yüküm, tek dalım neydi biliyor musun? Onun bana olan sevgisi, sadakati. Onun için Adem'e baktığımda gördüğüm sahneleri kimse bilemez. Ben bir daha o adamla muhatap olmak istemiyorum. Lawrence Brothers Arbekin'da. Daha önce yapılmış takip ama. Sence bu kadar yerinde, bu kadar güzel miydi? Hiç sanmam. İpek. Bunların suratı ne böyle? İpek. Abi bir şey söyleyeceğim ya. Bu ne böyle ya? Bugün bizim bayramımız ya. Her şey vız gelecek, tırıs gelecek. Şimdi açılışı ben mi yapıyorum? Emin miyiz bundan? Aman aman aman. Sen gel şuraya. Hem burası. Ya bir şey söyleyeceğim. Hepsini bu kadar kolay geri almayı nasıl başardılar? Ya protokol imzalamışlar. Bankada arkadaşım var. Ya borç daha yani. Ya inşallah hepsi ödenir. Bir daha da aldığımızı göstermesin ama. Abi ne yapıyormuş? Efsane. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun arkadaşlar. Allah teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Vay gençler. Teşekkürler. Arkadaşlar çok çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin şakanızı çok özledim. Ya beni özlemeyen taş olur zaten ya. Ya efsane geri döndü. Ya yemin ediyorum benim de şurada yerleri öpesim var. Yaşasın Boran Krallığı diyoruz o zaman. Coşma, coşma, coşma. Abi benim olayım bilmiyor musun? Hoş geldiniz. Okan. Kanka. Sen hoş geldin Okan. Bekçiyim. Bakıyorum hepimizden heveslisin. Murphy kanunu en yakınındaki en geç gelir. Doğru, o kanun artık bizim şirket için de geçerliydi değil mi? Gelen giriyor. Efendim? Yok bir şey. Tatlım var. Çok güzel. Bakın bunu yapan usta kör oldu yani. Hadi arkadaşlar siz de dağıtın dağıtın. Tatlı yiyelim, tatlı tatlı da başlayalım. Akif beni çalmayayım, yeterince şekerim yüksek zaten şu anda. Okan, gel biz odaya geçelim. Gel.
nefret. Burada benim de bir odam olacak mı? Kalkıştaşına ölümü gör ya. Öyle şey olur mu? Ye şunu iyice. Aa, o kadar yerlerden aldım. Ya sen ilk günden ne yapıyorsun ya? Aynen kaldığımız yerden devam, iyi mi? Bunlar 2-7-4 oldular. Mahşerin 4-6'sı. Hadi bakalım. Anladın mısın? Buyurun, bunu alıyorsunuz. Gel. Bunu alın. Teyze, nereye gidiyorsun? Ay Allah'ım. Adrenalini arttırıyorum, dur. Ay. Ya Rabbim ya Allah'ım. Dur yavaş. Allah'ım. Yani konaktan beri başım gözüm bağlı. Siz böyle ne yapacağız? Neredeyim? Ya uf. Nerede teyze bu işin içinde yoktu? Ne demek ya işin içinde yoktu? Ben bebeğimi sabahtan beri sizin için organize ediyorum, uğraşıyorum. Siz beni gömün. Öyle mi? Hainler, alçaklar, sizi küçük fareler. Yapamam, yanlış anladın. Ne yapalım? Sabıkan çok senin de, yapacak bir şey yok. Ne sabıkası be? Erkek dansçılar sizin fikrinizde. Benim tek vukuatım var. Her şey gelip bana yapışıyor ya. Şimdi evet. Arkadaşlar bak, muhabbet çok güzel. Ben anladım da çözün şu gözümü. Ben hamileyim kız. Vallahi sürprizin içine her an bir şey yapabilirim. Tamam. Gel gel, kurtaracağım. Nereye? Var mı bir basamak? Bak, basamak var merdivenli yere. Merdivenli, dikkatli. Evet. Teyze. Gel dur. Çör kuyularda merdivensiz bıraktın beni. Tutuyoruz vallahi. Gel. Ne bu, merdiven mi var? Dur. Al merdiven. Evet. Bir basamak. Ben önündeyim, korkma. İki. Aman. Ay! Ya bu dönüşmesin. Teyze, ne bağlıyorsun gözünü? Tamam, tamam. 4, 5, küçük basamak. Bak, sırtımızda minik taşıyoruz hamileyi. Bitti mi? Kız ne güzel ya, kız. Ay nefis yani. Sus. Ay tamam, sus. 2, 3, 4, yanlış fikir miydi 5, bu bilmiyorum. Teyze. Ay, bir daha. Tamam, düz ayak. Üzme artık. Gel. Ay hamile kadını taşıdık vallahi. Ay ne oluyor Allah aşkına, bitti mi? Bitti mi? Geldik. Hadi aç. Anlamadı. Yok, idrak edemedi. Ya? Düşündüğüm şey mi ya? Ya düşündüğüm şey mi ya? Aklımız var. Ay. Faruk baştan bunun çenesini kapatmış. Arıza yapmasın bu demiş. Doğru. Ya. Ya ne güzel bir şey bu. Oo, bunlar da güzel. Çok güzel değil mi o? Nereye asayım diye bakıyordum ben de, bulamadım bir yer. Birkaç tane parça aldım, o kadar. Dekorasyon için seni bekledim. Bu arada 6 aylık kiramız ödendi beyim tarafından. Geri kalanı bizde. Ama çok çalışmamız lazım. Bu sefer ben sana destek çıkacağım. Ay kilitlendim ben ya. Faruk'a bak sen. Kız bu seni seviyor ha. Ah deme ya. Kızım adama yakışıyor. Balonlarla falan açılış yapmış. Ay benimki olsa balonları üflerken zehirlenir kalır. 2.80 yerde böyle tepe tak tak bulurum ben onu. Sonra ambulanstı, panikti. Hatırlamıyor musun? Süper bak ya! Ya kulesi süper! Ya böyle rengarenk yapacağım, cıvıl cıvıl olacak. Ya bahçesi var Adem. İnsan ruhunun güzelliğini mekana da yansıtırmış. Nikah yüzüğünü de ilk yardımla çıkardı. Kız bizde büyü mü var acaba? Nasıl bağladın büyüye ya? Nasıl bağladın? Hemen de üzülür. Ya yapma. Ozan'a nasıl yanaşacağını bilemiyor şimdi. Bak tabii ki öyle. Bakma öyle nobran durduğuna. Bunların hepsi taktik kızım. Sakın prim verme. Senin gibisini nerede bulacak o? Çok yedin. Ver. Yani o arka taraftaki renklenmeyi bu tarafa taşıyabiliriz ve biraz daha seyrettim. Çünkü ben aynada görmek istiyorum. Tamam. Tamam. Herhangi bir şey olursa mesajlaşıyoruz. Bana buranın son halini, fotoğrafını gönderiyorsunuz. Tamam, hoşça kalın. Araba ne taraf? Hayırdır? Bir takım sorunlar çıkmış. Onları halletmeye geldim. Ha. Haber vermedin.
çünkü ani gelişti. Bir de haber vermem gerektiğini bilmiyordum yani. İyi. Sen? Ben öyle bir arkadaşla buluşacağım, böyle bir randevum var. Biraz erken yola çıkmışım öyle. Var mı vaktim? Gel bir kahve içeceğim, eşlik edersin. Yok, ben programımı bozmayayım. Yemek de olur eğer açsan. Aslında açım ya. Hı? Olabilir yani. Tamam, olur. Tamam. Hadi arayacağım ben. Sen de ye bir şeyler. Mekan yakın. Şöyle yürüyerek gidebiliriz. Ne haber, nasılsın? İyi, senden de. Ne? Affedersin, çok özür dilerim. Bunu mu güldün? Hayır, hayır. Ay, Gülistan. Hop, canım. Kim uçtu, kim? Oh, kızım, sen bana mı geldin? Oh, ben seni yerim. Aferin tatlım. Oh, gebişini de ısırırım, ağzını da ısırırım, burnunu da ısırırım. Ay, bir ada kaldı uyumayan onun deli kulağında. Kız, bu Senem'in kuzusuysa sen de benim kuzumsun ya. Ay, yavrum ya. Canım benim ya. Ulu, ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bak, içi gülüyor kız, görüyor musun? Yerini yadırgamamış. Yok, hiç. Maşallah. Maşallah sana. Aman inşallah tipi gibi huyu da babasına çeker. İnşallah. Vallahi başka birini mi alsak, ne yapsak bilemedim ben. Senem Hanım ikide bir de getirip canı bize bırakıyor yani. Bunlar ayaklanınca zor olur. Yok Esma Hanım, Mustafa ile Nazif de yardım ediyorlar zaten. Ben kimseye bırakamam bunları vallahi. Yok zaten o da bizi bırakmıyor. Bak. Ha bu arada akşam için domates çorbası yapalım. Patlıcanlı lazanya. Ne oldu? Bir şey yok. Biz zaten isteği yapmıştık ya beraber. Ben o yüzden attım zaten domateslerle biberleri olmak üzere. Konuşmuş muyduk? Patlıcanlı lazanya konuştuk. Emir sever diye. İyi. O zaman tatlı olarak da... Tahinli kabak. Ay onda mı konuştuk? Ay kafa bırakmadılar vallahi. Faruk, bir nefeslik şey var mı? Zamanın var mı? Ha, geldiniz mi? Gel bakalım. Özgür'dü, değil mi? Evet, merhaba. Çok memnun oldum. Hoş geldin. Hoş buldum. Buradaki yoğunluğu anlatmışsındır inşallah yeğenine. Mahcup olmayalım şimdi. Vallahi bir saattir kapıda bekliyor. Yani kendisi karar verecek. Ama zehir gibi bir asistandır. Şu anda en ihtiyacın olan insan. Elini çok rahatlatır. Hadi bakalım. Ben zaten sevdim hemen ortamı. E o zaman siz bir konuşun. Kolay gelsin. Peki. Öyle alıştıra alıştıra işi öğren falan diyeceğim de maalesef o kadar vaktimiz yok. Biz Okan söylemiştir, yeni taşındık buraya. O yüzden böyle çok karışık. Ben de baştan sana anlatacak sabrım da yok. Artık kafa göz yara yara öğreneceksin, tamam mı? Ara sıra da seninle papaz olacağız. Ben şimdiden söyleyeyim, sonradan kapışmayalım. Tamam, yani ben bir de size dert olmayayım. Ben en fazla bir haftaya adapte olmuş olurum. Bana bir iş planı vereceksiniz sanırım hemen. Ama önce yorulmuşsunuzdur, bir kahve içer misiniz? Beklerken daha iyisini öğrendim Okan Bey'den. Tamam, bana bir tane o zaman. Sade. Haydi bakalım. Tamam sevgicim, çok teşekkür ederim. Tamam, arayacağım zaten. Tamamdır, bay bay. Sevgiyle konuştum şimdi. Ve
Ve çok iyi bir fiyatlandırma aldım. Haftaya da randevumuzu aldım. Böyle yerleştikten sonra görüşeceğiz. Harika. Yani şirkette herkes telaş içinde. Sen çalıştıkça parlıyorsun. Ya. Yani Okan. Okan. Ha. İstanbul'a gidiyordun diye diyordum. İçime sinmedi sizi burada böyle bırakmak. Zaten oradaki işler yürüyor. Vay be. İki tane şirket idare et ve çene çalmaya vakit bul. Senden öğrenecek çok şey var. Öğretiriz kanka. Öğretiriz. Yani inanamıyorum gerçekten. Bu adam sana ne yaptı ya? Sen niye bu adama böyle davranıyorsun? Utancımdan yerin dibine giriyorum ben her seferinde ya. Bir şey mi söyledim? Hı? Çocuklar nasılmış? Aradın mı evi? İstiyorsan bugün erken çıkabilirsin. Çıkmıyorum. İstemiyorum erken çıkmak. Ben evde sürekli irtibat halindeyim. Merak edilecek hiçbir şey yok. Beni daha fazla darlama. İşimin başındayım ben. Ya şunu alsanız ortadan ilk günden sakatlık çıkacak. Melih! Al oğlum şunu. Gel. Selam. İstediğiniz evrakları getirdim. Bir de çay. Yani size sormadım ama yeni demlenmişti. En sevdiğinizden taze ve koyu. Çok teşekkür ederim. Tam ihtiyacım olan şey. Türkan teyze nasıl Melda? Annem işte. Nasıl olsun bildiğiniz gibi. bir şey soracağım. İpek Hanım artık bizimle mi çalışacak burada? Evet. Daha çok benimle. Ha, hayırlısı olsun. Burada olması çok daha iyi. En azından içi rahat eder. Ne gibi? Yani benden duymuş gibi olmayın ama bu olaylar olmadan önce Fikret Bey asistanıyla bayağı bir böyle şey etmişti. Yani bayağı kızın neredeyse evine yerleşmişti. Allah'tan kız kendi isteğiyle çekip gitti. Ama az kalsın boşanıyorlardı, yazık. Yani sonra bu olaylar falan filan neyse ki çok şükür atlattılar ama sıkıntı. Yalnız bu arada bu lütfen aramızda kalsın, olur mu? Tabii ki, tabii ki. Yani tanıdık birinin asistanın olması çok iyi. Sen benim elim kulağım olursun artık burada. Teşekkürler. Selam. Selam. Niye takip ediyorsun, ses versene. Ya cesaret edemedim hemen, pardon. Seni böyle görmek güzel, tek parça. İyiyim, iyiyim. Ya bende bir sorun yok. Olan bizim yardımcı oldu. Ben beni gördüğü için başkasına zarar vermez diye düşündüm. Allah'ın cezası herif. Sen niye arabayı alıp sessizce gitmedin ki oradan? Ne yapayım, adam sopayla arabaya dalarken çok eğleniyordu. Ben de arada kaynamayayım dedim ondan yani. Araba da mı gitti? Evet.
Ne desem bilemiyorum ya. Ne bileyim, geçmiş olsun mesela. Çok özür dilerim. Çok geçmiş olsun. Ya dün gece ya hiç gibi bir durum vardı. Tamam mı? Uf, hasar çok mu? Oradan sağ salim kurtulduğumuz için başka hiçbir şey önemli değil yani. Zararı ben karşılayacağım. Lütfen. Yok, yok öyle bir şey gerek. Hayır, nasıl yok? Hayır, gerek lütfen, yok. Rica tamam, ediyorum. Tamam, kapatabilir miyiz bu konuyu? Ben halledeceğim. Görüşürüz. Çok gitmem lazım. Gerçekten acelem var. Görüşürüz. Bari bir kahve ısmarlasaydım. İzin versen. Bak ben kaçılacak kadar deli biri değilim. Kaçmıyorum. Çok... Gerçekten acelem var. Gitmem lazım. Gerçekten. Çok yanlış tanıttım kendimi. Borcun olsun mu o zaman? Hani kapaklar kitapları her zaman yansıtmaz ya. Yani kenara koymadan önce en azından birkaç satır okumak lazım sanki. Ne dersin? Tamam. Borcun olsun o zaman. Tamam. Tamam. Görüşürüz. 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 Bizim matematikçi çok kafaydı. Hatta bir keresinde sınıfta yarış yaptı. En kısa sürede en fazla neti bilen bendim. Pişt! İstanbul Fatih. Hala mı kafa ötülüyorsun oğlum sen? Anlat anlat bitmiyor. Ya da bumerang kemir mi desek? Daha güzel oldu bence. Çünkü İstanbul'u fethetse geri dönmezdi. Bumerang kemir. Uğraşmışsınız lan çocuklar. Sana ne lan? Avukatı mısın? Bursu bunun ne bir? Eve de beleş yerleşmişsiniz. Öğretmen geliyor. Çocuklar. Ne oluyor bakayım burada? Hocam durduk yere bana saldırıyor ya. Sen ne kavgacı olmuşsun orada Emir. Hadi sınıflara. Sen ne ara kayboldun ya? Dalmıştınız. Ben de sizi izlemek yerine bir işe yarayayım dedim. İyi yoruldun ama. Hemen kendine bir tane tablet siparişi diyorsun, tamam mı? Az önce siz o dosyayı incelerken verdim. Daha önce kullandığım tabletin aynısından sipariş verdim bu arada. Vallahi billahi tam aradığım elemansın. Lep demeden helal olsun sana. Çok teşekkürler. O zaman ben bu dosyaların hepsini şimdi içerideki bilgisayarlardan birine aktarıyorum. Oradan çıkartıp listelerim, sonra da mail atarım. Tamam, çok iyi yoruldum. Senin de hiç gıkın çıkmıyor maşallah. Valla zaman nasıl geçti hiç anlamadım bile. Aferin, aferin. Tamam, sen yemeğe çıkabilirsin. Siz? Ben hallederim. Sağ taraf yukarıda bak. Şimdi aşağıda oldu. Bir ortalasana. Öf, bir karar versenize artık. Ben mi yapayım? Kimin benim, bu? Benim teyze bakar mısın? Baksana. Kızım. İyi ya. Bağırın. Açsana bir megafona. Baksana. Oldu işte ya. Ortalık bu işte. Sevgilim. Sevgilim. Sabahki enerjim ancak bu saate kadar idare edilir. Ay Tarık kapat kapat. Sus. Bir sus. Alo. Doping istiyor. Sevgilim. Ne oluyor ya? Bir şey yok. Yok bir şey. Faruk Bey çok affedersiniz. Şirket fiyatlandırma için yarın haber vereceğini söylüyor. Tamam Özgürcüğüm sen şey yap onları idare et. Sonra sen... Yapıyorsunuz? Ben yapmıyorum ki. Kocama yaşa bak yaptığı harekete bak. Çok ayıp. Evet. Alo. Yemeğe kaçırabiliyor muyum seni? Yemeğe mi? Ha nereye geleyim? Nereye gideyim? Hayır, kaydım. O merdivenlerden önce. Bütün gözler. Herkes gibi. Süper, çok yakışmışlar. Ama ben size ta ilk zaman dedim kızlar. Esma'nın olduğu yerde boranlar yıkılmaz dedim. Düştükleri yerden altına kalkarlar. Haklısın hayatım. Kesinlikle. Ay sanki kadın çile çekmedi. Dünya turundan geliyor gibiydi ya. O ne parlaklık, o ne güzellik de öyle. Evet.
Aşk tatlım. Bu kadar da bu yaştan sonra göstere göstere bilemedim yani. Buldumcuk olmuş gibi. Ama Adem gelince neşesi kaçtı yani. Kıymetciğim, sen konuştun mu meseleyi? Neden gelmiş? Canım, bence evin parasını daha ödeyememiştir. O yüzden de adama yakın davranıyor. Kızlar, kızlar. Ya kızlar. Ya neyse ne. Gündemimize dönelim. Daha işimiz çok, hadi. Tabii işimiz çok da Esma aday olacağına göre aramıza dönecek demektir. Acaba gelecek mi bugün toplantıya? Bence yeni yönetim gayet iyi çalışıyor. Yönetimi bozmaya gerek yok. Yani. Hem Esma da dinlensin biraz. Senelerdir çalıştı. Evet, çok doğru. Hanımlar, hanımlar Allah aşkınıza. Burada asıl olan şey projelerimizin sürekliliği. Biz işimizi iyi yapıyorsak, sorumluluklarımızı taşıyabiliyor isek. Ha Esma, ha ben. Ne fark eder? Allah aşkınıza. Yapmayın böyle ya. Bunu günü gelince konuşuruz. Çok da iyi olur yani sen. Geçen gece düzenlediğim kermesin yankıları hala sürüyor. Yani birlikte düzenlediğimiz. Evet. Öyle bakıyorsun sen. Yok muydun orada? Ay tebrikten başımız ağrıyordu. Esma geliyor. Kızlar koşun. Esma'cığım hoş geldin. Ay ne güzel. Ay hoş geldin. Ay canım hoş geldin. Yaşıyorsun. Sen de burada. Evet. Ay ne güzel. Ay ay ay. Kıymetciğim merhaba. Esma'cığım. Ne güzel sürpriz yaptın. Ya. Hoş geldin.